Beyler, ha burası neresi dur? Bak burası oteldir, tamam mı? Bu akşam burada yatacağım, evet. Yarın sabah da pakuç içeceğim. Otel ne? Ha, handır ha burası. Ya sen ne hani? Sen sonra ne bilirsin otelden? Babanın orada otel mi var idi? Eve kalmışydın, tuvale yıktık da aldık seni. Karışma, karışma. Senin babanda sanki yatak var idi yatmağa. Yerde yataydınız, hacan almışydın. Fazla aklıma ne kilit edin bakayım. İyi akşamlar karınım. İyi akşamlar, bizi hoş geldin. Hoş bulduk. Allah hoş geldin. Hoş bulduk bir şahım. Buyurun. Hoş adam var mıydı oğlum? Var amca var. Kaç kişisin? İki kişi. Peki evinde cüzdanınız var mı amca? Ulan bu yaşta bize cüzdan mı kaldı? Sen beni hovarda sandın galiba. Hadi diyelim hovardayım. Odele de karı kedirecek olsam. Ha böyle yaşlı nenelan mı çalışır? Ne diyorsun sen? Gençliğimde hiç öyle demeydin ama. Ula buraya hem peynir var hem gazete. Ula buradan alayım. Yoksa karı akşam öldürür beni. Neyse. Selamun aleyküm emice. Aleyküm selam tanıdım. Hoş geldin. Ne istiyorsun? Emice peynir alacağım. Hangisinden istiyorsun? Ha bu peynirden alacağım. Hangisinden? Ha bu peynir iyiyse ondan ver bana. Oo çok iyi peynirdi. Peynir konusunda uzmanım ben. Bir kilosu ne kadardı? 4 milyondu. İyi. Ya ha o dışarıdaki en üstteki gazete kaç paradı? 350 bin liradır. Daha aşağı olmaz mı? Sağ bir şey yaparım. Ne yaparsın Emice? 250 bin lira yaparım sana. Ha iyi. Bir çile peynir lan bir gazete ne kadar değil? 4 milyon 250 bin lira yapar. 4 milyon 250 bin lira. Ula bağ var 4 milyon. Kara dedi bağ bir çile peynir al. Almasam öldürür beni. Bir tane de gazete al dedi bağ. Oyunda almasam hepten öldürür beni. Ben niye edeceğim şimdi? Emice. He. Al abi 4 milyonu. Bak bir çile peynir ver. Peynir de bucuncu gazeteye ser. Ne der? Kolay gelsin doktor efendi. Sağ olun beyefendi. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ ol. Bir şikayetim var, onun için çaldım. Nedir şikayetiniz? Gece uyurken garip garip rüyalar görüyorum. Demek öyle ha? Şimdi anlarım. Burada ne görüyorsunuz? İçi para dolu bir kasa görüyorum. Şimdi ne görüyorsunuz beyefendi? İçi para dolu bir oda görüyorum. Peki şimdi ne görüyorsunuz beyefendi? İçi para dolu bir ev görüyorum. Anlaşıldı beyefendi. Sizin tek sorununuz paradır. Hayatta her şeyiniz para olmuştur. Olur mu canım? Ne alakası var? Asas para manyağı sensin. Deminden beri bana para resimleri gösteriyorsun. Nasıl? Ulan etmiş ne yaptı? İyi değilim Temel. Moralim acayip bozuktu. Hayır oğlum. Ya bizim uşak acayip moralim bozdu ya. Ne yaptı ulan? Ya öğretmeni aradım. Galiba sınıfa bırakacak onu. Dersleri çok mu kötü? Ula kötü de ne demek ya? Sınıf olmuş 30. Sınıf kaç kişiydi? 30. Ula bir de olaya iyi tarafından bak. Ya Temel senin dediğinde laf mıydı? Ya bunun da neresine iyi tarafından bakacağım? Ula sınıf 40 kişi olsaydı 40. olacaktı. 10 kişini geçti uşak. Nasıl? Ya çocuklar bugün derse gelirken biraz geç kaldım. Hani yetişeyim diye o acelelerle az daha arabanın altında kalıyordum ya.
Yani demek ki neymiş? Bu trafik kurallarına muhakkak uymamız lazım. Eminim ki siz hepiniz bu kuralları biliyorsunuz ve aynen uygulayıyorsunuz. Mesela bu caddede karşıdan karşıya cetveye çel. Ne yapmamız lazım? Cemal sen söyle bakayım. İlk önce soluma bakarım, daha sonra da sağıma bakarım. Sonra ne edersin? Karşıki evin balkonuna bakarım. La karşıki evin balkonuna niye bakıyorsun? Orada kız arkadaşım oturuyor, onun için. Şimdi çocuklar, yani Allah korusun ben orada ölmüş olsaydım ya ne olur diye. Çok kötü bir durum. Sen söyle bakayım, bu arabanın altına kalmış olsaydım ne olurdu? Dersler boş geçerdi öğretmenim. Yes. Senin yes diyen İngilizce dilini yiyeyim ben sana. Ay. Seni seveydim. Sen çok cahilsin. Anlamadım nasıl? İlkokulu biri zor bitirdin. Ama ben kendimi geliştiririm. Nasıl geliştiriyorsun? Ben devamlı kitap okuyorum. Hem var ya, ben günde 5 tane film izliyorum, yabancı film. Amerika Başkanı George Washington W. Bush bile benim kadar iyi bilmezdi sokakları Fatime. Beyefendi, otlamanız bittiyse çay alır mısınız? Bir de şunu belirteyim, burası ciddi bir müessesemizdir yani. Fadime. Ben çok kitap okuyorum. Söyle o zaman, hangi kitabı okuyorsun? Orhan Pamuk'u biliyor musun? Okumaz mıyım Orhan Pamuk'u? Bilmez miyim, okudum tabii. Yazarı kimdir? Nasıl? Ben sizin yeni matematik hocanız. Fadime Fındık. Bugün sizlerle bir ders yapmayacağım. İsterseniz bir tanışalım. Sizin isminiz nedir? Gülçin. Gülçin. Ya senin ismin? Burcu. Burcu. Senin ismin nedir? Mesut. Mesut. Beyefendi. Buyurun öğretmenim. Çok ayıp ediyorsunuz. Niye ki ne ki öğretmenim? Yani kızınız artık büyüdü. Onunla okula gelmeye utanmıyor musunuz? O benim kızım değil ki öğretmenim, o benim silah arkadaşım. Ben öğrenciyim. Öğrenci mi? Öğrenciyim tabii. 8 yıldır matematikte çakarım da. Nasıl? Ne? Ama azimliyim, kararlıyım. Kesinlikle sınıfı geçiyor. Görürsünüz. Ah şu paranın gözü kör olsun. Ne oldu yine Şeref? Ne olacak lan? Paramız olsaydı burada oturur muyduk böyle miskin miskin? Olsaydı ne yapardık? Giderdik bir gazinoya, yerdik, içerdik, eğlenirdik. He ulan ne güzel olurdu he mi? Ama paramız yok işte. Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi lan? Gazinoya gideceğiz, hem de 2 kere eğleneceğiz. Sen bizden dalga mı geçsen lan? Biz paramız yok, eğlenemedik diyelim. Sen gazinoya gideceğiz, 2 kere eğleneceğiz. Nasıl olacak bu? Paraya ihtiyacımız olmayacak ki. Ya nasıl eğleneceğiz? Bak şimdi çok kolay olacak. Gazinoya gideceğiz. Yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Ondan sonra? Ondan sonra hır çıkartacağız. Polisler gelip bizi götürecek, para da ödemeyeceğiz. Tamam, birincisinde bu şekilde eğlendik. Ya ikincisi nasıl olacak? Ne oğlum, polis olay yerine tatbikata götürmeyecek mi? O zaman da 2. kez eğleneceğiz. Bey! Selamünaleyküm. Demene bizi. Aleyküm selam. Tanıdım, kusura bakma da seni tanıyamadım. Tanıyamazsın tabii. Çünkü ben eski ben değilim. Kimsin öyleyse bir otur bakayım. Hani temelimize bir zamanlar senin kızını isteyen cahil bir adam vardı ya. Şu çulsuz, 5 parasız Niyazi'den mi bahsediyorsun? Heh, ta kendisi. Ulan Niyazi, nerelerdeydin peki? Hiç görünmüyorsun. Hem bu değişiklik bana. Oho, demelemize ben var ya ben
tam 5 tane üniversite bitirdim be. Oha! Yani sen 5 üniversite. Tabii ya, bak şimdi. Birinden mühendis, birinden doktor, birinde öğretmen, birinde işletmeci, birinden de şey oldu. Ne oldu? Ya bir şey oldu ama. Ya temelimizi o kadar oku bitirdim ki ya ne olduğumu ben bile hatırlamıyorum artık ya. Ulan Niyazi çok şey olmuşsun ama hala adam olamamışsın. Ya temelimize bırak artık o eski şeyleri ya. Sen şimdi var ya beni dinle. Artık ben artık bilgili ve çulturi bir insan olarak tekrar kızını talibim temelimize. Allah'ın emri peygamberi kaldığından kızını isteyeyim. Ulan Niyazi. Tamam. Bir şartla kızımı sana veririm. Üç tane soru soracağım sana. Bilirsen kızımı alırsın. Tamam ulan sor. De bakayım. De. Titanic kaç tarihinde batmıştır? 1912. Peki kaç kişi ölmüştür? Allah, 1050. Hadi üçüncü soruyu alayım, ondan sonra da kızını alayım. Peki, elen 1050 kişinin isimlerini tek tek say bakalım. Nasıl? Selamünaleyküm Temel Emici. Aleykümselam. Lan gene mi sen Niyazi? Gene ben. Lan bu sefer ne istiyorsun? Temel Emici ben tam 8 tane üniversite bitirdim artık. Artık var ya Temel Emici dünya üzerinde benden daha çocuğu, benden daha bilgili, benden daha akıllı bir insan yoktu. Ben artık o bildiğin böyle zahil, çocuksuz Niyazi. Tamam ulan tamam kes. Ya Niyazi işim gücüm var. Bugün gitsen de başka bir zaman gelip kafa şişirsen olmaz mı? Olmaz. Yani olamaz Demelemize. Ben senden bir genel çutu yarışması yapmak istedim Demelemize. Nasıl yani? Bak şöyle Demelemize anlatayım sana. Şimdi ben sana bir soru soracağım tamam mı? Eğer sen bilemezsen bana 5 yeteri vereceksin. Ondan sonra sen bana bir soru soracaksın. Ben bilemezsem ben sana 50 yeteri vereceğim. Tamam. 5 yeteneğe 50 yeteneğe öyle mi? Ben kendime güveniyorum sen. Tamam ulan kabul. Ben kendime güveniyorum. İlk soruyu söyle. Sor bakalım. Söyle bakayım. Dünyanın güneşe uzaklığı kaç kilometredir? Bir çay alayım. Bilemedim. Bilemezsin tabi. Sağ ol kafanda. Al şu 5 yeteneği. Allah bereket versin. Şimdi sen sorunu sor bakayım. Sen. De bakayım buna. Sor. İstediğin sor. Kuşadası'ndaki kaleye. Abi biz Kuşadası. He. Dört ayağıyla çıkıp kaleden üç ayağıyla inen şey nedir? Dört ayaklı çıkay, kaç ayaklı neydi? Üç ayağıyla inecek. Nasıl ya? Allah 50 lirani. Peki bu sorunun cevabı nedir? Sen söyle bakayım. Ulan Niyazi. Ben de bilemedim. Sen de al şu 5 yeteneği. Nasıl?
ilk fikramızla, fikralarla Türkiye yolculuğa başlayın. İzleyin bakayım. Selamun aleyküm temelimizi. Aleyküm selam torunum. Ya bu halın nedir? Köpek mi saldırdıysa? Ulan ne köpeği? Yarıştık. Ya bu nasıl yarışın da bu hale soktu seni? Balkondan sarkma yarışması. Balkondan sarkma yarışması mı? He. O nasıl öyle? Hep Dursun başlattı. O benim balkondan en fazla kim sarkacak? Ya içiniz de koskoca adamsınız. Nereden çıkardınız bu yarış işini ya? Biz de yarıştık. Kim kazandı? Rahmetli Dursun. Nasıl? İşte balayı için bu otelde yaraymışam Zeyno. Şimdi biz evlendik öyle mi? Ha evlendik. Valla rüya gibi geliyor. Hala inanamıyorum. Bana da öyle geliyor, ver elini. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun hoş gelmişsin. Hoş bulduk kurban. Hasa adına iki kişilik yer ayırtmıştık. Bir saniye bakayım efendim. Yeni evlisiniz galiba. He daha dün akşam evlenmişsek. Mavi odayı mı alırsınız, pembe odayı mı? Vallahi hiç fark etmez kurban. Nasıl olsa odaya girer girmez lambayı söndüreceğiz. O ne? Efendim, daha ilkokula başlamayan çocuğunuzun ileride hangi mesleği yapacağını anlamak istiyorsanız bu fikrayı kaçırmayın. La Temel senin uşak kazandı mı üniversite? Kazanamadı. Ne olacak peki? Fırıncı olacağım diyor. Bol bol ekmek yerim. Senin uşak ne yaptı? Benim uşak da mühendis olacağım diyor. Uşakla benim ufaklık var ya, ileride büyük adam olacak. Ne olacakmış peki? Doktor. Lan nereden anladın doktor olacağını? Senin uşak daha 4 yaşındadır. Ula şimdiden yazıklar okunmaya kesin doktor olacak da. Nasıl? Selo Bey, bir şey söyleyecektim. Ne var kızım, ne oldu? Vallahi Feyzo Bey gene gelmiştir. Ulan yine para isteyecek bu adam. Vallahi yeter, kıran geldi yo. Vallahi bence de efendim. Yo ben çalışayım, adama verip. Yo yeter artık, bıkmışım yo. Yo intihar edeceğim yo. Peki ne diyeyim efendim? Yo sen onu al içeri. Ben ona uygun bir dille anlatırım. Ayarlama taktiği yapacağız. Olur efendim. Vay 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 vay! Allah'ım yarabbi, şu yakışıklılığa bak! İnsanın böyle bir abesi varken sırtı yere gelir mi hiç? Ulan Feyzo ne var, ne oldu? Hangi rüzgar attı seni buraya? Ya Selo abi, başım dara düşmüştür. Biraz borç para ver diyecektim. Yo kusura bakma sen Feyzo kardeş yo. Dün isteseydin neyse. Bugün çok büyük bir ödemem vardı. Cebimde metalik kalmamıştır. Yo sen canını sıkma abi. Ben şimdiden isteyeyim, yarın gelir alırım. Sen parayı hazır et ha. De hadi eyvallah. Vay ben öleydim, vay ben öleydim, intihar edeydim. Pi! Fikralarla Türkiye, Erzurum'da. Hoş geldin doktor bey. Ya Turan. Niye hastaneye gelmedin de beni buraya çağırdın? Kusura bakma doktor bey. Ben hastahanadan korkuyorum. İçeri bile giremiyorum. Onun için çağırdım buraya sizi. Ben neyse canım. Paramı verdikten sonra Mars'a bile gelirim. Tabii vereceğim. Zahmet edip geldim buraya kadar. Şikayetin neydi? Telefonda söylemiştim. Ha doğru söylemiştin. Sizi dinleyeyim. Telefonda da söylediğim gibi senin hastalığın için ameliyat şart. Ne? Ameliyat mı? Ama siz demiştiniz ki bu ameliyat çok tehlikelidir. Her 3 kişiden biri kurtulur. Doğru. Ama sen kurtulacaksan. Nasıl bu kadar emin sen doktor bey? Çünkü senden önce ameliyat olan 2 kişi öldü. Sen 3.sen. Ne?
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.